güzel görüyorsa hayat şahane. Ha baktığınız yerde güzel olursa tadından yenmez. Ama gözünde sıkıntı olan, özellikle katarakt olan varsa ve şikayet olan varsa lütfen yazsın bize. Çünkü göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Akın Akyurt geliyor efendim alkışlarla. Görme sorunu olanlar ekran başına. Katarakt nasıl tedavi edilir? Yüksek gözlük numaralarının tedavisi mümkün mü? Akıllı lensler ne işe yarar? Göz sağlığına dair tüm merak edilenler, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Akın Akyurt'la şimdi Zahide Yetişle'de. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi izleyicilerime dedim ki sorularınız varsa gözle ilgili hemen bir izleyici bulanık görüyorum dedi. Ne zamandan beri? Hoş bulduk, merhaba. El örgü falan çok yapıyorum. Heh. Ama bugünlerde çok yakını bulanık görüyorum. Bitmedi mi daha çoluğun çocuğun çeyizleri? Bitti ama ben boş duramıyorum. Ha, can sıkıntısından tekrar devam ediyorsunuz. Karpal tünel sendromu riskiniz de var sizin, ne yazık ki. Bilmiyorum. Peki, doktora gittiniz mi? Gittim. Ne dedi? Yakın gözlüğü verdi ama gözlük takmayı sevmiyorum ben fazla. Siz zor bir izleyicisiniz bak. Hem yakın gözlüğü vermiş hem takmak istemiyorum diyor. Aslında çok haklı. Öyle mi? Tabii çok haklı. Yakın gözlüğü kullanmak o kadar sevimli bir olay değil. Ya. Zaten esasında anlatılması gereken ana konu bu. Öyle mi? Eski zamanlara kadar, yani bundan birkaç yıl önce, hatta 5-10 yıl önceye kadar yakın gözlük takmak bir mecburiyetti. Yani hastalar belli bir yaştan sonra, 40'lı 50 yaşlardan sonra yakını görememeye başladıklarında mutlaka yakın gözlük takılacak. Bunun lazeri, ameliyatı, şusu busu yok deniliyordu. Hmm. Artık bu var. Çok net olarak var. Yakın gözlük takmak bir sıkıntı olmaktan çıkarıyoruz bunu. Gözün içine ömürlük kalıcı lens, akıllı lens dediğimiz ömürlük materyalleri evet taktığımızda hasta bir daha o yaştan itibaren, operasyonu geçirdiği yaştan itibaren yaşam boyunca yakın gözlüğün yüzünü görmüyor. Ay şahaneymiş. Kaç yaşındasın? Böyle bir konu var. 64. 64. Bak gözlük de istemiyordun. Ha var mı? Dur, en önemli soruyu sor. Mikrofonu tut. SGK var mı? Onu sor. Efendim? SGK geçiyor mu diye sor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda geçiyor mu? Şimdi bu operasyonlar genellikle biz bunları yurt dışından gelen hastalarımıza çok kullanıyoruz. Hmm. İnsanlar gözlüklerinden kurtulmak için yurt dışından direkt Türkiye'ye, bizlere gelip bizim bu operasyonları yapma. Peki biz? İşte onu tam yurt onu söyleyeceğim. Aynen. Yurt içindekiler için de bu son yıllara kadar böyle biraz ulaşılamaz bir olaydı. Ama şimdi devlet bu konuda çok farklı politikalar üretiyor. Ve SGK kapsamında çok net bir şekilde hastalarımıza kalıcı göz içi lensi takabiliyoruz. Hocam ömürlük SGK lens geçiyor mu yani? Geçiyor. Geçiyor. Aynen. Ay. Geçiyor. Derdi geçiyormuş SGK. Ameliyat ne kadar sürüyor? Yaklaşık 10 dakikalık bir işlem. Ne diyorsunuz? Bazen hastaların sadece bir gözüne gerekebiliyor. Diğer gözüne yapmasak da olabiliyor. Nadiren bu var. Ama genellikle iki göze gerekir bu operasyon. Yaklaşık 10 dakika süren, tamamen ağrısız. Bak. Ne işlem esnasında ne de sonrasında bir zahmetin çekilmediği bir operasyon bu. Ertesi günden itibaren günlük yaşantıya aynen dönmek mümkün. Göz bir gece bantlı kalır, ertesi gün açılır ve hasta o gün itibaren her şeyi görmeye başlar. Ve ömür boyu. İki göz aynı anda yapılmaz. İki göz arasında yaklaşık bir hafta kadar bir zaman farkı bırakılır. Ve ömür boyu kişinin bir daha göz numarası değişikliğe uğramaz. Bu nasıl mesela, bir lensmiş böyle? Tabii aşağı. Şöyle, yani en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Mesela ben şu anda 50 yaşındayım, ameliyatı oldum ama ben 55 olacağım, 60 olacağım, 70-80 inşallah. İnşallah. Peki o zaman gözümün numarası değişecek, acaba bu merceği çıkaracağız, yenisi mi takacağız falan, bunlar yok. Takılan mercek sanki bir nevi otofokus özelliği gibi düşünelim. Yani yaş ilerlese de artsa da tamamen göze adapte ve hiçbir şekilde numaranın ilerlemesine izin vermeden hastanın ameliyat olduğu haftalardaki gibi net görmesini, yaşı 10, 20, 30 yıl artmış olsa bile sağlıyor. Ne diyorsunuz? Aynen, ya, böyle. Hocam şimdi önümüze baktık, yakın ameliyat olduktan sonra tamam. Karşıya, uzağa bakınca nasıl olacak? Aynen, uzağa da gösterecek. Yani bu lensler hem yakını hem uzağa gösteren lensler. Sadece yakın özelliği yok. Şahane. Uzağa da gösteriyor. Ya. Hastanın birçok sorunu, çok güzel soruyorsun. Birçok sorunu olabilir gözünde. Uzak görme sorunu olabilir, yakın görme sorunu olabilir. Astigmatı olur, hipermetropu olur, miyopu olur. Fark etmiyor bunda. Bu lenslerin çeşitleri var. Farklılar. En önemli özellik yalnız çok ayrıntılı ve düzgün bir muayeneden geçip hastanın gözünün bu ömürlük kalıcı lenslere uygun olup olmadığının anlaşılması ve hangi tipinin gözün içine yerleştirilmesi gerektiği